değerli Genel Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı'nın değerli üyeleri, değerli Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, milletvekillerimiz, çok kıymetli Alanyalılar, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Teşkilatımızın açılış programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Genel Başkanım, müsaadelerinizle açılış konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanımız Sayın Cafer Uyar Bey'i takdim ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın Merkez Yönetim Kurulu üyelerim, teşkilatlarımızın tüm mevkilerinde görev alan değerli teşkilat arkadaşlarım, Ocak Genel Başkanım, Ocak İl ve İlçe Başkanlarım, alandaki tüm saygıdeğer beyler, bayanlar, dava arkadaşlarım, saygıdeğer olan yerler, basınımızın değerli mensupları, günlerdir beklediğimiz Türk milliyetçilerinin bilge lideri, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli, Türkmen Bey, aramızdalar, bizlere şeref verdiler. Akdeniz'in incisinde yaşayan güzel insanları onurlandırdılar. Kendilerinden, aramızda bulunmasından dolayı, bulunmalarından dolayı mutlu olduğumuzu, sevinçli olduğumuzu, gurur duyduğumuzu, Alanya'daki evlatları adına, dava arkadaşları adına arz ediyorum. Biz görev yapan Alanya'da görev yapan teşkilat üyeleri olarak görevimizin bilincinde Genel Başkanımızın, davamızın, partimizin emrindeyiz. İlk hedefimiz 2014 Alanya Kalesi'nde 3 hilali görmek. Bunun vaadini, bunun sözünü Alanya halkının huzurunda Genel Başkanıma sözünü veriyorum. Ve bunu hep beraber Alanya halkı olarak başaracağımıza inandığımızı da belirtmek istiyorum. Değerli Alanyalılar, sözün sahibi aranızda, bize fazla söz söylemek düşmez. Ben bir daha Genel Başkanıma saygılarımı arz ediyorum. Alanya havasında emirlerini bekliyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız Sayın Cafer Uyar Bey'e teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli Alanyalılar, saygıdeğer Genel Başkanımızla beraber bugün çok sayıda parti üst düzey yöneticimiz de Alanya ziyaretlerinde yer alıyorlar. Sizlere katılan değerli konuklarımızı takdim etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şevkat Çetin. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Profesör Doktor Sayın Zuhal Topçu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Sayın Ruhsar Demirel. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adam. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Mevlüt Karakaya. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Sayın Emin Haluk Ayhan. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Profesör Doktor Sayın Semih Yalçın. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Abbas Bozyer. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Recep Dumanlı. Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Sayın Mehmet Günal. Ve çok sayıda Merkez Yönetim Kurulu üyemiz bugün Sayın Genel Başkanımızın Alanya ziyaretlerinde. Çok kıymetli Alanyalılar, ziyaretleriyle ilçemizi şereflendiren Milliyetçi Hareket'in bilge liderini, saygıdeğer Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'i sizlere hitap etmek üzere takdim ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Toroslar kadar dik, gönlü Akdeniz kadar engin olan Türkmen beyleri, hatunları, yörük ağaları. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün Alanya'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni hizmet binasında sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu açılış törenini coşkuyla şereflendiren siz değerli Alanyalılara, aziz dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Edildiği gibi başkanlık divanımızın değerli üyeleri, milletvekili ve merkez yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nin Manavgat'ta tertiplenen belediye başkanları toplantısına katılmak üzere gelmiş bulunuyoruz. Şu an Alanya'da sizlerle beraberiz. Onun için bu güzel açılış törenini fırsat bilerek bazı düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Muhterem Alanyalılar, aziz dava arkadaşlarım. Türkiye'mizin karşı karşıya kaldığı çok yönlü sosyal, ekonomik
ve kültürel problemleri vardır. Bu problemlerin büyük bir kısmını her zaman aşmak mümkündür. Bir iktidar gelir, problem yaratır, diğeri gelir, problem çözer. Ekonomik sorunlar aşılabilir, sosyal problemler aşılabilir. Ama öyle konular vardır ki bunlar büyük hata olur ise bu sorunların aşılması nesiller alır. O bakımdan hangi partiden olursak olalım, bu ülkenin evlatları olarak karşılaştığımız sorunların nasıl aşılabileceğini, hangi sorunlara öncelik vermemiz gerektiğini çok iyi düşünmeliyiz ve ona göre de bir karar oluşturmalıyız. Muhterem Alanyalılar, aziz dava arkadaşlarım, bugün Türkiye'nin karşısında var olan sosyal ve ekonomik sorunların öncesinde milletimizin beka sorunu vardır. Etnik temelli bölücü terörün 29 yıldır sürdürdüğü acımasız saldırılar bugün Türkiye'mizi bir bölünmenin eşiğine getirmiştir. Değerli dava arkadaşlarım, aziz Alanyalılar, Türkiye'de milli ve manevi değerlerimiz tahrip ediliyor. Türkiye'de milli değerlerin tahribi yanında Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne kadar oluşmuş olan milli kurumlarımız da tahrip ediliyor. Türkiye'nin milli ve üniter yapısı sarsılıyor. Sosyal dokusu 36 parçaya ayrılmak isteniyor. Toprak bütünlüğümüz büyük bir tehdit altında. İşte böyle bir Türkiye manzarası karşısında ekonomik yönden çiftçimizin, esnafımızın, köylümüzün birçok sorunu da karşı karşıyadır. İşte bunlardan bir tanesi karşımızda ifade edildiği gibi 2B sorunudur. Şimdi Türkiye'nin böyle köklü sorunları durulurken başka şeylerle meşgul olunur hale gelmiş bulunuyoruz. Muhterem arkadaşlarım, diğer konulara girmeden evvel şunu söylemek istiyorum. Yıllardan beri devam eden 2B sorununu aşmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasalar çıkartılmıştır. İkinci defa düzeltmek amacıyla da yasalar çıkartılmıştır. Fakat uygulama anına geldiği anda meclisteki konuşmaların hepsi unutuluyor, halkımız aldatılıyor. Öyle raiz bedeller ortaya konuyor ki 2B sorunuyla karşı karşıya kalan insanımızın 7 sülalesi bir araya gelse bunu satın alamaz mı, ödeyemez. Onun için bu aldatmacadan vazgeçmek lazım. Bunları hükümetin tekrar gözden geçirmesi lazım. 2B'ye göre satın alınabilecek bir bedel belirlenerek insanımızın tapularının bir an evvel verilmesinde yarar vardır. Sonra siz kimin malını kime satıyorsunuz? Burada gerçekleri biliyoruz. O sebepten dolayı raici yüksek tutup 2B'yle muhatap olan köylümüzün elinden satın alamayacağı için satmak mecburiyetinde kaldığı arazileri kime peşkeş çekmek istiyorsunuz? Hala daha yan
vatandaşlarınızın, hışımlarınızın gözü doymadı mı? Değerli arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konu üzerinde kararlı bir şekilde duracağız. Hiçbir yoksulumuzun, kimsesimizin yıllardan beri ekip biçtiği tarlasını kimseye Allah'ın izniyle peşkeş çektirmeyeceğiz. Muhterem Alanyalılar, aziz dava arkadaşlarım. Sözün başında ifade ettiğim gibi ülkemiz etnik temelli bir bölücü terörle karşı karşıyadır. Bu yıllardır devam etmektedir. Zaman zaman terörde başarılar sağlanmış, terörle mücadele sıfıra indirilmiş ama yeri geldiği zaman bazı tavizlerle, baskılarla terör tekrar tırmandırılmış ve Türkiye çok kritik, çok nazik bir sürecin içerisine sokulmuştur. Şimdi bunu çok iyi düşünerek bazı konularda görüş birliğini sağlamak durumundayız. Sözün başında söylediğim gibi, aziz Alanyalılar, bu ülkenin insanlarısınız. Bu aziz milletimizin aziz evlatlarısınız. Demokrasiyle ülkemiz yönetiliyor. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları kabul ettiğimiz siyasi partilerimizin kurucusu, yöneticisi veya sempatizanı, oy veren kişi olabilirsiniz. Bu sizin demokratik hakkınızdır. Bunu kullanmak kadar size yakışanı yoktur. Ama öyle durumlar ortaya çıkar ki siyasi partileri aşar, millet birliğinde buluşmanın zarureti ortaya çıkar. İşte Türkiye bugün böyle bir noktadadır. Türkiye tehdit altındadır. Türkiye ayrılma noktasındadır. Sayın Başbakan 2'de 1 36'dan bahsediyor. Bu milleti birlikten 36'ya parçalamakla sen nereye varmak istiyorsun? Türkiye'yi 36 parçaya ayırarak bir de üstelik üstüne sayıp duruyor. Sanki soran var. Muhterem Alanyalılar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmadan evvel Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı ile başladığı günle bitiş günü arasında tam 4 yılı aşkın bir süre geçmiştir ve ülkenin sahip olmuş olduğu toprak 4 milyon kilometre kareyi bulmuştur. Balkanlar kaybolmuş, Orta Doğu dağılmış, Kafkaslar çözülmüş ve Osmanlı İmparatorluğu çöküş sürecinin içerisine girerken 789 bin kilometre kareli bir toprak alan olarak bugünkü misak-ı milli hudutları arasına sıkışıp kalmışızdır. Böyle bir çöküş ve gerileyiş sürecinde daha evvel var olan topraklarımızda yaşayanlarımız birlikte yaşama arzusunu bu misak-ı milli hudutları içerisinde de devam ettirmek için bir arada ve birlikte olmayı tercih etmiştir. Kafkaslardan dalga dalga göç gelmiştir. Balkanlardan dalga dalga göç gelmiştir. Orta Doğu'dan buraya doğru yönelişler olmuştur. Ve bugün bu göçlerle beraber var olanlarla aziz Türk milleti vücut bulmuştur.
hepsi aziz milletimizin öz be öz evlatlarıdır. Şimdi bunu niye ayırıyorsun Sayın Başbakan? Sana soran mı var Arnavut'u? Sana soran mı var Bosna? Sana soran mı var Arap'ı? Sana soran mı var Kürt'ü? İki de bir kalkıyor, benim diyor eşim Arap kızıdır diyor. Kim olursa olsun bizi ne ilgilendirir? Sen de kalkıyorsun, ben Gürcüyüm diyorsun. Sana soran mı var necisin diye? Eğer eşim Arap, ben Gürcüyüm diyorsan, evladın, gemicik sahibi Bilal'ime ne diyeceğiz biz? Değerli arkadaşlarım, memleketi ateşle oynatıyorlar. Bu gidişat hayıra işaret değil. Bugün yuvalar kurulmuş, beraber yaşama iradesi ortaya konmuş. Binlerce evladımız kökeni ne olursa olsun milletimizin en temel direği olan sosyal birim olarak aile kurmuş, çoluk çocuğa karışmış, çok sayıda evlatları olmuş. Şimdi bunları Kürt, Türk diyerek nasıl ayırt edebiliriz? Onun için birlikte yaşamak, bin yıllık kardeşliğimizi, hukukumuzu devam ettirmek dururken, bir caninin peşinden giderek PKK'nın oyuncağı olmaya gerek var mı? Değerli arkadaşlarım, PKK 40 bin bu ülkenin insanını katleden binlerce evladımızı Mehmetçik polis ve korucu olarak şehit eden bir cani örgüttür. Bu örgütle müzakere edilmez. Bu örgütle görüşülmez. Bu örgütle pazarlık yapılmaz. Peki ne yapılır diye soruyorlar. Çözümü siz söyleyin diyorlar. Çözümü söylüyorum Alanya'dan. Sayın Başbakan, yapabilecek misin? Cesaretin var mı? Yüreğin var mı? Çözüm bölücü terörle mücadelede kesin kararlılık ve terörün kökünü kazımaktır. Silahları şuraya göm de yurt dışına çık diyor. Yurt dışındakiler için meclisten tezkere çıkarttın. Niye gidip de Kandil'e Türk bayrağı asamadın? Değerli arkadaşlarım, çözüm bir aldatmacadır. Çözüm, barış insanımızı kandırmadır. Kiminle barış yapacaksınız? Yıllardır milletimizi bölmeye çalışan unsurlarla neyin pazarlığını yaparak barış sürecini gireceksin? Böyle bir şey olabilir mi? Analar ağlamasın, doğru analar ağlamasın. Türkiye'de barış gelsin diyorlar. Bunu bu şekliyle sorduğun zaman burayı şereflendiren analara, bacılara soruyorum. Ağlamayı ister misiniz? Peki Türkiye'nin bölünmesini ister misiniz? Size ağlamayı soruyorlar da niye bölünmeyi sormuyorlar? Eğer bölünmeyi istiyor musunuz demiş olsanız AKP'ye oy vermiş hiçbir kardeşim haydi git şuradan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bölünmeyi kim kabul eder? Soruyu doğru sormak lazımdır. Çözüm ve barış aldatmacadır. Ana dilde eğitimi çözüm olarak görüyor musun Sayın Başbakan?
Türkiye'yi eyaletlere bölerek bir bölümü bağımsız Kürdistan kurma heveslerine vermeyi mi düşünüyorsun? İmralı canisini İmralı'dan alıp önce ev hapsine, sonra affa, sonra meclise getirmeye mi sen çözüm diyorsun? Nedir Sayın Başbakan? Çözümden ne anlıyorsun? Dilinin altında ne var? Söyle bakalım bu millete. Bir gece dahi başbakan kalamazsın. Çünkü aldatıyorsun, kandırıyorsun, milleti oyalıyorsun. Onun için çözüm ve barışı ne istediklerini doğru dürüst açıklamak mecburiyetindeler. Yoksa televizyonlarda her gün görünerek bazı kalemşörleri çağırarak, bazı köleleri toplayarak, kendilerinin yalanlarını ortak ederek milleti ikna etmeye çalışanlara karşı gerçeği söylemelerini sormamız lazım. Eğer Alanya'ya geldikleri vakit her zaman bize de sorun, onlara da sorun. Bana deyin ki Devlet Bey çözümden ne anlıyorsun? Cevap, terörün kökünü kazımayı anlarım. Recep Tayyip Erdoğan'a sorun bakalım. Terörün kökünü mü kazıyacak, yoksa önce demokratik cumhuriyet, sonra özerk, arkasından eyalet, arkasından federal, arkasından bağımsız dört parçalı Kürdistan'ı mı istiyorsun? Bunu niye söyleyemiyorsun? Şimdi aziz Alanyalılar, bir gerçeği daha sizinle paylaşmak istiyorum. Muhterem arkadaşlarım, bir gerçeği sizinle paylaşırken büyükşehirle ilgili düşüncelerimi de ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ki büyükşehir olmak toplumsal talebin gereği ise hepimiz evet demeliyiz. Toplumsal değişim, sosyoekonomik gelişim, o ilde yaşayan insanlarımızın daha huzurlu ve mutlu yaşayabilmesi için büyükşehir olması gerekiyorsa hepimiz bunu kabulleniriz. Ancak büyükşehir olmak biraz evvel söylediğimiz barış ve çözümün bir örtülü tuzağı ise o zaman çok daha dikkatli olmayı gerektiriyor. Şimdi hep beraber düşünüyoruz. Diyarbakır büyükşehiriydi. Merkez ilçelerle beraber büyükşehir olarak faaliyet gösteriyor. Şimdi büyükşehir kavramını ilin mülki sınırlarıyla örtüşen bir kapsama getirdikleri için Diyarbakır'ın ne kadar ilçeleri, köyü var ise büyükşehir kapsamı içerisine alındı. Diğer yerlerde böyle oldu. Ancak yeni bir büyükşehir olarak Van, yeni bir büyükşehir olarak Mardin, yeni bir büyükşehir olarak Şanlıurfa eklendi. Aralarda ise bazı iller var. Bu iller özellikle 2009 yılından bu yana bölücü terörün tırmanmasıyla alan hakimiyeti kurulduğu iddiası taşıyan iller olarak PKK ve çözümcüler tarafından algılanır hale geldi. Nereler bunlar? Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Bitlis, Bingöl, Tunceli ve Ağrı. Hepsini bir araya getirdiğiniz vakit haritada gözünüzün önüne getirin. Şöyle baktığınız vakit Güneydoğu Anadolu'dur.
burada dört parçalı Kürdistan'ın kuzeyi olarak kurulması düşünülen coğrafyadır. Burası büyük şehir ve eklentiler olarak bir araya getirildiğinde 134 bin kilometre kare, nüfus ise farklı kökenden olmakla beraber 8 milyon 230 bin kişidir. Şimdi bu tuzağı milletimiz de paylaşmıyor. Ancak büyük şehrin öneminden bahsediyor, zaman zaman da toplu açılışlar yapıyor. Nerede yapıyor? Nereyi büyük şehir yapmışlarsa orada yapıyor. Her taraf bıtrak gibi fabrika oldu. Ama ortada fabrika yok. Ama ortada işsizlik hala devam ediyor. Şimdi böyle bir durumda geçenlerde televizyona çıkmış Osmanlı'yı da referans göstererek eyalet sisteminden bahsediyor ve eyalet kavramını tartışmak için gündeme getiriyor. Demek ki çözüm ve barış süreci için verdiğin sözlerden bir tanesi de demokratik cumhuriyet, özerk demokrasi, özerk bölge ve eyalet ve federal yapı. Bunu örtülü olarak söyleyeceğine televizyona çıkıp ben bölmek istiyorum, böleceğim alan da şurasıdır. Niye diyemiyorsun? Değerli arkadaşlarım, bu soruların cevabını bulmak lazım. Bu soruların cevabını bulmazsak, bu böyle devam ederse Allah muhafaza Türkiye bir kardeş kavgasına sürüklenir. Bölmek isteyenler varsa böldürmemek isteyenler de var. O da biziz. Bu ülkeden ne bir karış toprağı ne bir insanı vermeye, kaybetmeye rıza gösteremeyiz. O sebepten dolayı herkes ayağını denk alsın. Bu millet sessiz, bu millet sağduyulu, bu millet soğukkanlı. Ama bir ayranı kabarırsa herkes kasacak deli karar. Onun için bu çözüm ve barış süreciyle sabahtan akşama kadar televizyonlarda yandaş insanların, yandaş televizyonların propagandası altında kalarak sakın ola ülkeyi bölebilecek bir hataya millet olarak düşmemeliyiz. Peki bunun bir imtihanı, bir ölçüsü, bir dur diyeceğimiz zamanı var mı? Evet var. Hangi zaman? O zaman 2014-30 Mart'ında yapılacak olan mahalli idareler seçimleri demokrasi içerisinde bir çözümdür. Bugünkü iktidardan kurtulmanın başlangıcı bu seçimde kaybetmesiyle olur. Öyleyse bu seçimde büyükşehir olarak Alanya'ya ilçe, Antalya'ya da büyükşehir olarak talibiz. Kapatılmış belde teşkilatlarının Allah nasip eder iktidar olduğumuzda alayını tekrar açacağım. Çünkü gelirken görüyorsunuz Alanya turizm potansiyeli itibariyle gelişmiş, her yönüyle modern şehir haline gelmiş ve bu arada köyden şehirleşme sürecini tamamlayarak belde belediyeler aracılığıyla insanlarımıza hizmet sunarken bunları kapatmanın bir faydası ne kime olacak? Nereyi bozuyorsunuz? Nereyi dağıtıyorsunuz? Bu ülkede hayırlı ne iş varsa onu paramparça ediyorsunuz. Büyük şehir olsun Alanya, Antalya.
Alanya İlçe Belediye aşağıdaki geçtiğimiz yerlerde de kapattığınız belde belediyeleri hayatiyetini devam ettirsin. Ne var bunda? O sebepten dolayı aziz Alanyalılar, fazla vaktinizi almamak için önümüzde 3 tane siyasi olay var. Birisi 30 Mart'ta mahal idareler seçimleri. İkincisi 28 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi. Üçüncüsü 12 Haziran'da 2015'te milletvekilliği genel seçimleri. Bu 3 siyasi olayı millet olarak iyi değerlendirmeliyiz. Bu siyasi olaylar geleceğimizi belirleyicisi olacak. Mahal idareler seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi oy kaybetmeli. O sebepten dolayı neden oy kaybediyorum? Ne oldu? Nerede yanlış yaptık sorusunun cevabını arabilecek bir fırsatı vermek lazım. Yoksa bunlar 5 kişi bir araya gelmiş, 327 kişiyi de önlerine katmışlar, isteklerini yapıyorlar. Bir arada sırada da siz de milletten %51 desteği alın, siz de yapın diyor. Evet Sayın Başbakan, bir gün %51'i biz de alacağız. O zaman ilk işimiz ne olacak? İhaneti kim yapıyorsa Yüce Divan'a gidecek. Hırsızlığı kim yapıyorsa Yüce Divan'a gidecek. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş vatandaşlarımdan değil, o partinin iktidarı aracılığıyla yoksulu, yolsuzu, bu ülkenin imkanlarını peşkeş çekerek bu ülkeyi sömürenlerden yargı önünde hesap sormak için Allah'ın izniyle iktidara geleceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimi milletimiz için çok önemlidir. Abdullah Öcalan'la kalkıp pazarlık yaparak kafasında Cumhurbaşkanlığı seçimi varsa o zaman çok daha büyük tehlikeli bir yola giriyor demektir. Bu yoldan Recep Tayyip Erdoğan'ı döndürmek lazım. Ve Recep Tayyip Erdoğan'a bir cumhurbaşkanı olacağım hırsıyla ülkeyi peşkeş çektiremeyiz. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidardan düşme günü ne olsun? O da 2015 milletvekilliği genel seçimleri olsun. İşte önünüzde bu tür fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirmek için de mahalli idarelere tam 365 gün var. 365 gün içerisinde artık Alanya'ya, bu güzel ilçemize büyük hizmet sunabilecek bir dava arkadaşımızın da sırası geldiği kanaatindeyim. Alanya'yı sizden istiyorum aziz Alanyalılar. İnşallah. Ve Alanya'dan Gazi Paşa'dan başlayarak ta Kaş'a kadar, Korkut Eli'ne kadar silip süpürüp Antalya Büyükşehir'ini de alacağız Allah'ın izniyle. Bu düşüncelerle açtığımız bu güzel hizmet binasının çok verimli çalışmalar yapmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun diyor. Sayın Genel Başkanım, değerli Alanyalılar, bugün Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katılan Kestel Belediye'mizin Sayın Belediye Başkanı Ahmet Murat Yücel'i alkışlarınızla buraya davet ediyorum. Adem Murat Yücel Bey'e rozetlerini saygıdeğer genel başkanımız takacaklar. Thank you.
Balıkesir Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel Bey, Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katılıyor. Değerli Alanyalılar, yeni hizmet binamızın açılışını bu platform üzerinden gerçekleştireceğiz. Sayın Başkanlık Divanı üyelerimizi, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz Sayın Kemal Çelik, Sayın Hüseyin Yıldız, Sayın Kadir Şekerci Bey'i, Genel Başkan Başdanışmanı Sayın Ahmet Selim Yurdakul Bey'i ve Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Olcay Kılavuz Bey'i alkışlarınızla platforma davet ediyorum. Çok kıymetli Alanyalılar, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatımızın yeni hizmet binasını Sayın Genel Başkanımız, Başkanlık Divanı üyelerimiz, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimizle beraber gerçekleştiriyorlar. Hayırlı, uğurlu olsun Alanya. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve'fu anna ve'afirlina erhamna ente mevlana fensurna alel gavmil kafirin. Ve'fu anna ve'afirlina erhamna ente mevlana fensurna alel gavmil zalimin. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْمُنَافِقِينَ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا وَأَنْتَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِلَهِ يَا رَبِّي إِلَهِ يَا رَبِّي bugün şurada ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diyen davanın cesur ve şerefli liderinin başkanlığında bu davaya hizmet edecek teşkilat binamızın açılışı için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu hizmetimize vesile olacak binamızda hayırlı hizmetler yapmayı nasip eyle. Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecek diyen dava mensuplarına bu hayırlı hizmet binasında inşallah Sayın Genel Başkan'ın gösterdiği yol üzere yol trafiğinde ayağımıza çelme takmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Bu davanın mensuplarının yolunu açık et. Uğrunu açık et ya Rabbi. Zira gayemiz senin rızan, gayemiz vatan sevgisi. Senin yüce peygamberin diyor ki vatan sevgisi imandandır. Onun için buradayız ya Rabbi. Bu imanla, bu aşkla, bu şerefle bizi bir bardak suda boğmak isteyenlere, bize her türlü çelmeyi takarak engel olmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Dua ehlini bizim arkamızda eyle. Himmet teheccühümüze nasip eyle ya Rabbi. Ulubatlı Hasan misali bu davanın liderinin arkasında ölmeye hazır olan şu milyonları ümitlerinde yeyse düşürme ya Rabbi. Bizim bayrağımızı ayaklar altına alıp da sürünmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Amin. Bi hurmeti Tahe ve Yasin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin.
Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Azameti hüda, icabeti duaya tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahu vallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilham. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Hayırlı uğurlu olsun Sayın Genel Başkanım. Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ olun.